Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala bir kere daha hoş geldiniz. Bugün asanaların arkasındaki hikayelerle bedensel ve ruhani pratikte ilerleme programına ilişkin bir tane örnek ders yapacağımı söylemiştim. Bugünün teması ve bugün arkasındaki hikayeyi anlatacağım asananın kendisi Eka Hasta Bhujasana. Eka diğer birçok pozdan da duymuşsunuzdur zaten ve biliyorsunuzdur. Tek demek. Hasta el demek. Bhuja ise ya kol, omuz ya da bir filin hortumu anlamına geliyor. Ve fil hortumu ve fil deyince aklımıza ne geliyor? Tabii ki Ganesha. Hemen kendisini kanalıma davet ediyorum. Ganesha Sharanam, Ganesha Sharanam, Ganesha Sharanam, Jai Ganesha, Jai. Evet, Ganesha arkadaşlar, gelelim öncelikle pozla ilişkili olacak şekilde hikayesine. Çok farklı hikayeler var tabii ki. Bu hikayelerden sadece bir tanesi. Ve Eka Hasta Bhujasana'nın hikayesi doğrudan. Shiva ile Parvati'nin evliliği her ne kadar çok kutsal bir evlilik olsa da aslında basit değildi. Shiva çok aşık Parvati'ye, Parvati de Shiva'ya çok aşık. Fakat Shiva'nın bir tane ilk aşkı var. O da yoga. Shiva kendisini bu yola adamış, tamamen aydınlanma yolunda, farkındalık halinde sürekli ve hep bir yolculuklara çıkıyor, uzun uzun yolculuklara, trans haline geçiyor. Bedenden kopuyor, zihinden kopuyor ve aslında bir olmayı deneyimliyor sürekli. Ve Parvati de her ne kadar Shiva'yı çok sevse de, ona deli gibi aşık olsa da artık bir bebek yapma arzusuyla yanıp tutuşmakta ve Shiva'yı sürekli bekleme halinden de sıkıldığı için ve bir yüzyılı daha beklemektense ben en iyisi diyor bu bebeği kendim yaratayım. Ve kolundan böyle derisinden bir pinçik koparıp ismine Ganesha dediği, Ganesha adını verdiği bir bebek dünyaya getiriyor. Ve biz burada aslında Tanrıça'nın, dişilin ne kadar hem ilkel hem de ne kadar yaratım gücünün büyük olduğuna şahit oluyoruz. Aslında buradaki küçücük detayla dişil olan ilkeldir, dişil olan yaratım gücüne sahiptir ve dişil olan oldukça güçlüdür yaratıma sahip olduğu için. Ve sonra bebek doğduktan hemen sonrasında artık böyle Parvati çok fazla bebekle zaman geçirmeye başlıyor ve anneliğin tadını çıkarıyor. Böyle çok aşırı mutlu bir hayat yaşıyor Ganesha'yla. Tabii ki de Shiva'yı çok özlüyor. Acaba hani ne zaman döner diye düşünüyor. Ama aynı zamanda da kendi hayatını Ganesha ile beraber çok mutlu bir şekilde sürdürmekte. Ve evlerinin, yaşadıkları yerin yakınında bir dağ var ve dağın eteğinde de bir tane nehir akmakta. Ve Ganesha böyle göz açıp kapayana kadar kısa bir süre içerisinde büyüdüğü için ve ergenliğe ve böyle bir adam olma, daha doğrusu bir oğlan olma yolunda artık olgunlaştığı için Parvati ne zaman o nehirde duş almaya, yıkanmaya gitse Ganesha'ya diyor ki ben burada duş alırken hiçbir şekilde kimsenin içeriye girmesine izin vermiyorsun. Çünkü onların zaten kendi özel alanı. Ve bir gün yine Ganesha'yı kapıya koyuyor. Diyor ki buradan hiç kimse geçmeyecek. Ben nehre yıkanmaya gidiyorum. Nehre yıkanmaya gidiyor. O esnada böyle bir dağ gürüldüyor. Ve Shiva trans halinden tekrar bedene, tekrar zihne dönmeye başlıyor. Ve fark ediyor ki zihnine düştüğünde aslında ben karımı özledim. Ben Parvati'yi özledim diyor ve evine dönmeye karar veriyor. Evine döndüğünde evin önünde bir bakıyor bir tane oğlan kapının önünde dikilmiş. Kim bu anlamıyor. Diyor ki çekil içeri geçeceğim. Ganesha diyor ki geçemezsin buradan içeriye. Shiva diyor ki tekrar çekil buradan içeriye geçeceğim gireceğim diyor. Ganesha diyor ki hayır buradan içeriye geçiş yok. O esnada Shiva artık öfkesine hakim olamıyor. İnanılmaz öfkeleniyor ve kılıcını çıkardığı gibi Ganesha'nın kafasını çat koparıyor. Ve
ve inanılmaz mutlu çünkü önündeki engeli aştı, istediği şeye odaklıydı. O da evinin içerisine girmek, karısına sarılmak. Ve girdiğinde Parvati nehirden çıkmış oluyor. Görüyor ki Shiva da çok mutlu, sarılıyorlar birbirlerine böyle sıkı sıkı uzun zaman sonra. Ve diyor ki Parvati, artık senin eve geri dönme vaktin zaten gelmişti ve ben de sabırsızlanıyordum. Oğlumuzla tanışma vaktin geldi diyor. Ve tabii ki Shiva o esnada az önce yapmış olduğu davranışı hatırlayıp bir oğlan çocuğunun kafasını kestiğini hatırlıyor. Ve bunu Parvati ile paylaştığı an Parvati yıkılıyor. Aman tanrım, Ganesha'nın kafasını kopardı kocası Shiva. Ve diyor ki bunu nasıl yaparsın? Hemen gidiyorsun diyor. Ve oğlumuzun kafasının yerine bir başka kafa buluyorsun diyor. Mit işte. Sonra diyor ki Shiva, inanılmaz üzgün zaten. Okey diyor, ben oğlumuzun yerine bir kafa buluyorum ve geri geliyorum diyor. Çıkıyor, yollara düşüyor tekrar. Ve karşısına bir fil çıkıyor. Karşısına fil çıktığı anda hemen diyor ki kendi içinden bir dürtü, bu filin kafasını koparıp oğlumuzun kafası yerine koyabilirim. Tam yine çıkardı. Ay neydi, kelimenin adını unuttum. Kafasını koparacak yine. O esnada yakalıyor kendisini ve diyor ki bir dakika ya, ben gene aynı şeyi yapıyorum. Gene sonucunun nasıl olacağını, sonucunun nasıl yıkıcı olabileceğini bilmediğim bir eylemde bulunmak üzereyim. Gene öfkeme yenik düşmek üzereyim. Gene aynı paterni tekrar etmek üzereyim. Alışkanlığım olan şeyi devam ettiriyorum. Ben ne yapıyorum ya diyor. Ve bir farkındalıkla kılıcını olduğu yere geri sokuyor. Ve file açıklamaya başlıyor durumu. Diyor ki bizim bir oğlumuz var ve ben kafasını kopardım. Ve maalesef yerine bir kafa koymam gerek. Ve fil o esnada diyor ki, buyur Lord Shiva diyor, kes benim kellemi, sorun değil. Ben zaten sıkılmışım yıllardır, yüzyıllardır. Aynı fil bedeninde ölüyorum, aynı fil bedeninde doğuyorum. Zaten bu döngüden sıkıldım ve biliyorum ki ölüm de, yaşam da her bir var olan canlı için geçerli. Ben diyor kendi kellemi senin oğlunun başı yerine koyulmasına razıyım diyor. Shiva şok oluyor tabi. Bu nasıl alçak gönüllü bir davranış. Kesiyor filin kafasını ve kafayla beraber evine yol alıyor. Sonra oğullarının başına geçip filin kafasını yerleştiriyor ve Ganesha'ya tekrar bir can üflüyor. Shiva saf farkındalık aslında. Shiva her yerde olan, Shiva her şeyde ama her yerde olan ve hepimizin sahip olduğu saf farkındalık, değişmeyen. Ve nefesiyle Ganesha'ya yeniden bir hayat verdiğinde ve Ganesha tekrar gözlerini açtığında her şey çok daha net, çok daha gerçek ve hiçbir bulanıklık yok görüşünde. Ve Ganesha o an Shiva'yı gördüğünde özür diliyor. Diyor ki ben fark etmemiştim kibrimi ve seni fark etmemiştim Lord Shiva diyor. Lütfen beni bağışla, özrümü kabul et, affet beni diyor. Ve Shiva da ondan özür diliyor. Diyor ki, ben de öfkeme yenik düştüm. Ben de sonucunun nasıl yıkıcı olabileceği ne düşünmeden davranışta bulundum. Ben de senden af diliyorum diyor. Ve o esnada birbirlerine sarılıyorlar. Parvati geliyor ve Parvati bir bakıyor ki hayatındaki iki değerli eril birbirine sarılmış. Ve de Parvati de onlara sarılıyor ve mutlu bir hayat sürmeye başlıyorlar. Parvati, Shiva ve Ganesha. Bu hikayeden çıkarımlarımız eminim hepimizin farklı farklı ve farklı derinliklerde olacaktır. Fakat yine hikayenin devamında anlatıldığı gibi ben yine burada bir aktarıcı olarak size aslında burada gördüğümüz şeyin insanın ya da aslında var olan bir canlının belki de evet öncelikli olarak biz insanların kendi zihnimizin içerisinde odaklandığımız şeylerin ne kadar sadece kendi odağımızda olduğunu unutup dünyevi şeylere, materyal tutkulara boğulduğumuzda aslında kafamızı bedenimizden ayırabiliyoruz. Aynı Ganesha'nın kafasının bedenden ayrılması gibi. Hatta ve hatta belki asanaların içerisinde de aynı şekilde yapmak istediğimiz ve odaklandığımız bir poz oluyor bazen ve
resmen kafamız bedenimizden ayrılmışçasına öyle bir pratik yapıyoruz ki duyularımızdan bağımsız bir şekilde sadece ve sadece gördüğümüz o şekle odaklanıp farkındasız bir şekilde sadece elde etmek istediğimiz şey yönünde hareket edip zarar verebiliyoruz. Kendimize ya da bir başkasına eylemlerimizin içerisinde odaklandığımız şey sadece zihinsel olduğunda ayrılık olmaya başlıyor. Aslında burada Shiva ve Parvati, aslında Tanrı ve Tanrıça bir. Burada ayrı olarak görülmesinin sebebi ve yaşamda da aynı şekilde. Shiva, bilinç aslında her şeyi kapsayan, her yerde olan saf farkındalık, şakti, enerji, maddeye dönüşme hali. Bunların ikisinin beraberliği ayrı olmayı da gerektiriyor aslında ki biz bunların beraberliği halinde bir coşkuyla aslında birliği ve bütünlüğü fark edip kutlayabilelim ve coşkuyla karşılayabilelim. Ve tabii ki aynı zamanda burada af dileyebilme cesareti, kibrime yenik düştüm, diğer başka hiçbir şeyi fark edemedim, beni affeder misin diyebilmenin gücü. Ganesha zaten birçoğunuz biliyordur yine. Zaten Ganesha yeni şeylere başlayabilme cesareti, korkunun yerine cesareti getirebilme gücünü de hatırlatan bir tanrı. Ve Parvati zaten bahsettim, dişilin gücü, yaratımın gücü. İstediğinde dişil gerçekten her şeyi yaratabilecek kabiliyete, cesarete ve güce sahip. O yaratım gücüne sahip. Ve dolayısıyla aslında madde olandan ve materyal olandan ve dünyevi olandan çıkıp aynı Shiva'nın yaptığı gibi trans haline, beden ötesine, zihin ötesine geçtiğimizde ayrılığın olmadığını, ayrı gördüğümüz şeyle aslında bir olduğumuzu hatırlıyoruz. Ve bugün burada Ekahasta Bhujasana'yı yaparken de bedenden çıkmamaya özen gösterelim. Bedendeki duyumları fark etmeye, sadece kafanın içerisinden hareket ediyorsak, o hareketin içerisinde birazcık duymaya, dinlemeye, hissetmeye, tatmaya, dokunmaya biraz özen gösterelim. Bugün böyle bir pratik olacak. Fakat öncesinde gel gözlerimizi kapatalım, derin bir nefes alıp ağızdan bırakalım. Ve bu dinlediğin hikayenin sende yarattığı herhangi bir düşünce ve bir his varsa eğer, hemencik şu anda videoyu durdurup defterine not alabilirsin. Hayatımın hangi alanlarında tek bir noktaya, tek bir amaca ve hedefe kilitleniyorum ve bu hedef uğrunda acaba nelere ve kimlere, hangi şekillerle zarar veriyor olabilirim? Dünyevi halden biraz geri çekip istediğim şeylere odaklanmanın dışından bir pencereden bakabildiğimde, ayrılık olmayan bilinç haline geçebildiğimde neler benim için daha bir ve bütün görünmeye başlar? Belki bunları birazcık not alabilirsin. Ve bugün bu alana Ganesha'nın mantrasıyla devam edeceğiz. Alana Ganesha mantrasını davet ediyorum. Om Gam Ganapataye Namaha. Programda bu mantrayı 108 kez ve mala eşliğinde söylüyor olacağız. Fakat burada videoyu çok uzun tutmamak adına da ve bir örnek olması adına da sadece 9 kere Om Gam Ganapataye Namaha mantrayı, Ganesha mantrayı birlikte söyleyeceğiz. İstersen sadece dinleyici de olabilirsin. Om zaten biliyoruz, kozmik uğultu, evrenin yaratılışının sesi. Ve biz o sesi aslında taklit ediyoruz ve kutluyoruz o sesi her çıkardığımızda. Gam, Ganesha'nın tohum mantrası. Her bir böyle mantranın, geleneksel mantraların tohum mantrası var. Ve tohum mantrası zihnimize aslında gerçekten bir tohum ekme hali gibi. Ya da burada Ganesha'ya bir çağrıda bulunuyoruz. Onun öncesinde, Ganapataye demeden önce. Ve Ganapataye, Ganesha'ya hitaben demek. Namaha'yı da zaten biliyoruz. Saygıyla eğilmek, saygıyla kucaklamak, saygıyla selamlamak gibi anlamları var. Eğer sana kendini iyi hissettiriyorsa ellerin göğüs kafesinin üzerine yerleşebilir ya da Anjali Mudra yapabilirsin. İçinden nasıl geliyorsa ya da eller sadece bacakların üzerinde de dinlenebilir. Om Gam Ganapataye Namaha. İster dinle, ister bir noktadan sonra bana eşlik et. Derin bir nefes al.
Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Hayatın içerisine Ganesha'nın cesaretini, Parvati'nin dişil gücünün, o yaratım gücünün, Shiva'nın saf farkındalığını, o gözlemci olabilme halini bu mantra aracılığıyla davet ediyorum. Aslında Om Gam Ganapataye Namaha sadece Ganesha'nın mantrası olsa da hikayemizle birlikte hem Shiva'yı hem Parvati'yi de buraya enerji bedenimize davet etmiş olalım. Hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini aç. Şimdi mudraya geçeceğiz. Mudraları yine programda anlatacağım, nedir, ne değildir, ne işe yarar uzun uzadıya. Şimdi yine doğrudan mudraya geçiyorum. Serçe parmaklarını buluştur. Eller namastedeyken, anjani mudradayken çapraz diyorum. Serçe parmaklarım buluştu. Yüzük parmaklarım boşta. Orta parmaklarımı birleştiriyorum. İşaret parmaklarımı birleştiriyorum ve yüzük parmağımla baş parmağım bir araya geliyor. Bu mudranın ismi Hridaya Mudra. Hridaya Mudra. Korkunun yerine cesareti getirebilme gücü ve aslında parmaklarımızın birbirine dokunuşuyla beynimizde farklı titreşimler yarattığımız için mudralar çok 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 güçlü. Eğer düzenli bir şekilde pratik edersek tabii ki. Hridaya Mudra ile birlikte şimdi bir nefes çalışması yapacağız. Çok basit. Sadece bir dakika Samaviritti uygulayacağız. Samaviritti nefesi eşit alıp eşit verme halindeyken aslında beynimizdeki, daha doğrusu zihnimizdeki dalgalanmaları azaltmak. Sürekli bir düşünceden bir düşünceye, o düşünceden diğer düşünceye geçme halini sakinleştirmek, dinginleştirmek ve daha odaklı hale gelebilmek için uyguladığımız bir nefes çalışması, bir pranayama. Bedendeki blokajları, zihindeki blokajları nefes aracılığıyla ortadan kaldırmaktır pranayama aslında. Sadece nefes çalışması demek değil. Şimdi mudranı yavaşça göğüs kafesine şöyle bir yerleştir. Sadece belki bir elinin bir kısmı dokunuyor olacak göğüs kafesine. Ve mudranın içerisindeyken nefesini ister 4'ten geriye sayarak, ister 5'ten geriye sayarak alıyorsun burun deliklerinden. Bırakırken de yine hangi rakamla başladıysan nefes almaya, o süreyle, eşit süreyle nefesini bırakıyorsun. Okay? Çok basit. 4'ten geriye sayarak nefes alıyorsam 4'ten geriye sayarak nefesi bırakıyorum ve parmaklarımın dokunduğu alanlar güçlü. Eğer çok loose, gevşekse birazcık daha parmakların dokunuşunu güçlendirebilirsin. Sadece 1 dakika Hridaya Mudra ile Samaviritti nefes çalışması. Süremiz başladı. İki nefes daha. Sonra yavaşça parmaklarını
birbirinden ayır, bir küçük hareketlendir, ellerini bırak bacakların üzerine ve yaptığınız bu kısa mudra ve nefes çalışmasının varsa farkındalık alanında bir dikkat çekici hali fark edebiliyorsan kısaca etkilerini gözlemle. Sırtının arkasına derin bir nefes al. Ağızdan bir A harfiyle bırak. Tekrar sırtının arkasına derin bir nefes al. Ve ağızdan bırak gitsin. Şimdi asana çalışmasına geçeceğiz. Yavaşça matına doğru yol alabilirsin. Eka hasta bhujasana. Eka hasta bhujasana. Güçlü bir asana. Bizi bayağı merkez gücümüzü kullanmaya davet eden bir asana. Aynı zamanda fokuslayan, konsantrasyonu geliştiren bir asana. Ve bunun varyasyonlarına ve kendi asana pratiğimizin, akışımızın içerisinde de farklı yerlerden bedenle iletişime geçerek Ekhasa Bhujasana'ya doğru ilerleyeceğiz. Okay, gel bakalım matına. Ve aşağı bakana da başlayalım. Aşağı bakana doğru yerleş. Küçük küçük hareketler. Belki daireler yap. Derin bir nefes al. Ve bir A harfine bırak. Omuz en taşı ellerinize yapın. Ve tekrar kalça yukarıya ve geriye aşağı bakan. Birkaç kere daha gidip gel aşağı bakan ve plank arasında. Bedeni hissederek, bende gördüğümü taklit ederek değil de bende gördüğüm sadece bir örnek alıp bedendeki hislerine odaklanmaya. Ve sonra yavaşça plankten yüz üstüne doğru alçal. Ellerin batının dışına çıkar. 10 parmak ucu. Eller yeni terken dönüş kapısını aç, kobra. Ve bıraktığın nefesle aşağı bakan kapıda. Ve hazırsan sağ bacağını yukarıya doğru kaldır. Dizini büküp kalçanı çevir. Sağ elini parmak ucuna den. Ve yeni terken sanki başınla ayağını doğru dokunmak istermiş gibi çok zorlamadan. Biraz da sol bacağın arkasındaki ve aslında tabii ki sırtta ve beldeki hislere dikkat ederek birkaç kez öne ve arkaya, öne ve arkaya hareketler. Ve yavaşça avcunu yere koyup dizini karnına doğru çek ve getir ayağını sağ elinin dışına yere koy. Burada istersen ellerin üzerinde kalabilirsin, istersen alt kollarına gelebilirsin. Ve alt kollarındayken de küçük kalça içerisinde hareketler. Öne ve arkaya daireler çizebilirsin. Tersine de yapabilirsin aynı hareketi. Ellerin üzerine doğru yavaşça yüksel. İki ayağını birden batının sağ uzun kenarına doğru yan çevir. Nefesini alırken yavaşça her şeyi yeri iterken kalçayı yukarıya doğru kaldır. Sağ kolda götürsün. Dansın. Yavaşça sağ kolun başının tepesinden ileriye doğru uzat. Yine hareketin içerisinde de küçük, belki daha böyle yaylandığın bir yer bulabilirsin. Bu kalçayı bırakıp tekrar güçlü bir şekilde yere itirerek. Ve verdiğin nefesle sağ elini yere getir. İki ayağını birden öne doğru çevir. Ellerin parmak ucuna yüksel. Ve sağ topuk yerde kalacak şekilde ayak tabanını ileriye doğru açarak göğüs kafasını öne doğru uzat. Sağ bacağın arkasında uzamayı, sırttan baş kapısına doğru uzamayı ve bedendeki duyumlar aracılığıyla zihinden birazcık çıkıp hisse odaklanmayı dener. Sonra yavaşça tekrar sağ ayak tabanını
parçayı yere doğru bastırıp sol kolu başının tepesinden yana doğru uzat. Göğüs kafesini açık tut. Amacımız burada hareketin kendisini doğrudan yapmak değil aslında. Gerçekten asanın içerisine girene kadar ne oluyor bedende? Asanadan çıkarken neler oluyor bedende? Yavaşça gel ortaya. Sen ellerini kalbin önünde buluştur. Üst bedeni sağ tarafa doğru çevirip bir senin hızın dışına doğru tak. Belki baş parmakların göğsünün ortasına doğru geliyor. Nefes akıyor mu? Doğal, rahat bir şekilde. Sonraki nefesinle yeniden twistini çözüp ortaya gel. Ellerini matının önüne doğru uzat. Bacakları ileriye doğru çevirip sağ bacakla tek bacak aşağı bakan kafaya gel. Yeniden dizini büyük ve kalçanı çevir. Sol ayağının dışına doğru gelirken azıcık sağ ayağını yere doğru koyar gibi yapıp hop buradan oturuşa doğru gel. Bir adet böyle matının dışına doğru çıkmış oldun. Sonra getir sağ ayağını kendine doğru çek. Yukarıya doğru kalmış. Kendine doğru çek. Yukarıya doğru kalmış. Bir kere daha sağ koltuk altından geriye doğru çek. Omurgayı uzun tut. Beyninden yukarıya kaldır. Ve sonra yavaşça getir ayağını. Belki dirseğin içerisine koyabilirsin. Ya da istersen dışından tutup birazcık sağa sola doğru hareket ettirebilirsin. Ya da bir bebek kucaklıyormuş gibi. Alt bacağın kendine doğru çek. Yine kuyruk sapından baş kısmına doğru uzanabilirsin. Ellerinden şöyle bir destek alıp kafanı yukarıya kaldırıp yeniden yerleşebilirsin. Al
bu nefesi kullanıp kırıyorum kaldır. Bıraktığın nefesle sol avuç yerde sağ kol başının tepesinden sola doğru gidiyor. Bedendeki hislerine, bedendeki duyumlarına bak. Kafanın içerisinde egzersizi bulacağız, sonra nasıl gideceğiz diye böyle bir konuşma varsa eğer şu ana gel, şu andaki duyumlarına gel. Çık kafadaki hedeften. Ve gerçekten şu an sana ne hissettiriyorsa onu çakla. Ellerini getir kalbinin önüne ve bu sefer istedik sola çevir. Dirseğin dizinin içine doğru tak. Twist'in içerisinde rahat, derin alışlar, nefesler. Bırakışların birazcık daha uzun olabilir. Ya da istersen samavirti yapıyor olabilirsin. Yine eşit sayıda nefes alıp eşit sayıda bırakmak gibi. Emarca gel, çözül. Yine matının az önceki tarafına, yani ters tarafına doğru dön. Sonra gel sol bacakla tek bacak aşağı bakılan köpeğe. Dizini bir kalçanı çevir. Tam sanki Martin'le gidecekmişsin gibi yaptığın anda gel yerleş sağ bacak önde. Sonra çek sol dizini kendine doğru, arkaya doğru alıp koltuk altından geriye taşı. Yukarıya kaldır. Yukarıya ve geriye. Yukarıya ve geriye birazcık hareketlendir kalçayı, kalça eklemini. Sonra kendine doğru çevirip alt bacağını. Yine çok zorluyorsa seni bu şekilde tutabilirsin ayaktan ve dizden. Ya da istersen ayak tabanını dirseğin içerisine doğru yerleştirip küçük küçük yomurdayı uzun tutarak daha rahat. Sağ dizini bük. Ağırlığı sol tarafa doğru.
yaptıktan sonra sağ ayağın yukarıya doğru uzuyor. Göğüs kafesini kapatmamaya özen göster. Bu kadar olmayabilir, belki burada kalabilirsin. Hiç sorun değil. Önemli olan burada birazcık tık bedenin izin verdiği ölçüde hareketi alan açma. Bir nefes daha. Ve sonra nefesi bırakırken sağ omzun üzerinde tekrar dizin kalsın. Ve şimdi geliyoruz. Elephant Trunk Pose. O kadar fazla dalga ve rüzgar var ki biraz bağırıyorum. Sonra ne yaptım? Ellerimi birazcık öne alıyorum. Tam kalçamın yanında değil. Birazcık ileriye alıyorum. Belki aşama 1 sadece yere itip kafamı kaldırıyorum. Belki aşama 2 birazcık daha öne eğilip biraz daha sol bacağımı da kaldırıyorum. Hatta bu ayağımı da ileriye uzatabilirim biraz. Ve aşama 3 bütün körün gücünü, bütün odağımı ve bütün chest, göğüs kafası gücümle beraber belki sol ayağımı da kaldırıyorum. Sonra yavaşça geliyorum tekrar oturduğum yere. Ayağımı çözüyorum bir küçük rahatlamak adına. Yukarıya uzatıp bir twist'e doğru yerleşiyorum. Gel tekrar ortaya. Sağ eline de ayağını içinden bir nefes uza. Ve sonra sağ bacağını bırak. Kendine doğru çek iki bacağı birden. Yukarıya doğru kaldır. Ellerini yere getir. Kalçayı gönder tekrar yukarıya. Ve buradan bir nefeslik Uttanasana. Aldın nefese göğüs kafesini aç. Nefesi bırakırken istersen Chaturanga, Plank, aşağı bakan. Derin bir nefes ve bir O harfiyle bırak ağızdan. Hazırsan sol tarafta sol dizi bük. Yine bir küçük öne doğru uzan. Dizini kendine doğru çekip ayağın eğilin dış kısmında yere koy. Ellerin parmak ucuna doğru gelip yine belki bir nefes yaygalabilirsin. Sağ cumartını sağ köşesine koy. İki ayağı birden basınma sol tarafına doğru yan çevir. Sol kolu yukarıya doğru kaldır. Sağsan yere doğru başını kafesinden uzat. Ve sonra getir sol elin parmak ucunda, sağ elin parmak ucunda yere. İki ayağı birden öne çevir. Ve belki bu sefer sol bacağın üzerine doğru bir birkaç nefes kapat. Al bu nefesi uza ve açıp verdiğin nefesle kapat. Ve sonra sol ayak tabanı gelebilirken sağ bacak gökyüzüne doğru uzayıp karnına doğru yakınlaşsın. Ve iki kolun ortasından geçtikten sonra yukarıda kalacak şekilde uzasın. Ve sonra nazikçe elinle iki elinle birlikte dizini tutup belinin arkasına doğru yerleş. Bir nefes sol bacağı yukarıya uzat. İstersen sol elini ayağının dışından tutup sağ elinle sağ üst bacağını ileriye doğru iterken sol bacağını nazikçe sol tarafa doğru açmaya başla. Sağ elimle sağ kasımı, üst bacağımı biraz öne itiyorum. Ve sol elim hem ayağım kendime çekiyor, aynı zamanda sol ayağım elimi ileriye itiyor. Sonra getir tekrar bacağını. Yukarıya doğru kaldır. İki bacağı birden öne doğru uzattıktan sonra hop yüksel. Ve sol yüzüne, sol koltuk altına doğru çekip yüksel. Sol koltuk altına doğru çekip. Ve yine poza girerken sol omzumun üzerine nazikçe yerleştiriyorum dizimi. Sol el parmak uçlarım sol yana doğru uzandı. Sağ elimle sol ayağımı dışından tutup bacağımı önce sola doğru tutacağım. Önce yukarı değil ya da önce başım değil. Önce sola, sonra yukarıda. Ve burada sol kalçanın yukarıda olması zaten normal. Yine hem elim ve ayağım yukarı itiyorum. Elimi ayağımı aşağı çekiyorum. Hem de ayağım elimi yukarıya itiyor. Ben üzüyorum. Sonra nazikçe tekrar ayağımı bırak. Yine kendi bedenine neye izin veriyorsa kapanın iç
keyif alarak ne kadar hareket etmeye devam edebilirim? Atalan'ın içerisinde bulunurken ki hal ve tutumu nasıl acaba? Elini öne doğru götür, geri gitip belki önce popoyu kaldır, gel geri. Tekrar öne doğru gidip belki topuk yerde bacağı kaldırdı. Ve sonra her şeyi biterken tekrar geri gitip bakışları öne doğru al ve sağ ayağını geri al. Sonra gel tekrar popoyu yere koy. Bir küçük yine rahatlatmak için bedenin önünü ve omurgayı sağ elini sol ayağını düşür. Dişini tutup sola doğru çevir. Bir küçük twist'e doğru yaklaş. Ortaya doğru gel. Sol elini sağ ayağını çıkar. Tutup yine tutma. Ve sonra yavaşça bacağını bırakıp belinin arkasına doğru gelirken iki ayağından yukarıya doğru kaldır. Öne doğru uzan. Ayak tabanları yere koyup gel yeniden katla. Uttanasana. Üç nefes uttanasana. Normal buluşmalarımızın içerisinde zaten bir meditasyon süresi de olacak. Bir küçük sizi guide ediyor olacağım orada, yönlendireceğim. İstersen şu anda da direkt Shavasana'ya geçmek yerine birazcık oturup Ganesha'nın, Parvati'nin, Shiva'nın onların acaba hayatımızın içerisinde nasıl yansıyabileceğine dair enerjilerinin üzerine birazcık bir küçük meditasyonda kalabilirsin. Ya da doğrudan Shavasana'ya geçip belki bir vizyon olarak gözünün önüne bir şey belirir. Teslim olabilirsin. Ve fili hatırlayalım. Filin nasıl bu yaşam ve ölüm, daha doğrusu doğum, doğma hali ve ölüm arasındaki döngüden çıkıp artık bir özgürleşme haline geçmeye, teslim olabilmeye ne kadar gönüllü olduğunu hatırlayabiliriz. Hikayede o kadar güzel detaylar var ki aslında. Bir küçük kal, bir küçük dinle. Her ne aldıysan, belki tekrar aç, tekrar dinle hikayeyi sonra. Gerçekten hayatımızın içerisinde hedeflerimiz, başarılarımız, Shiva'nın bile o elde etmeye çalıştığı şey, Parvati'yi sürekli yalnız bırakıp sadece meditasyon için yüzyıllar boyu ortadan kaybolması. Orada bir attainment, yani bir elde etme arzusu, bir ulaşma hali var aslında. Hint mitolojisinde her şey aslında bir hatırlatıcı. Tıpkı aslında hayatın içerisinde ya da farklı felsefelerde olduğu gibi bunların her birisi bizim için kendi hayatımızı yaşayabilirken, yaşamaya çalışırken daha rahat, daha huzurlu bir yerden yaşayabilmemiz için araçlar. O yüzden belki böyle sana bazı şeyler çok garip gelmiştir dinlerken. Ayakları yere basmıyor gibi gelmiş olabilir. Çünkü zaten mit aslında bunlar. Gerçek üstü, evet. Efsanevi, evet. Fakat ben bu hikayelerden kendi asana pratiğim için yoganın özünde olan bir şey bunlar. Bunlar bizim kültürümüzde olan şeyler değil. Fakat eğer bir şeyi yapıyorsak ve bize iyi gelen bir şeyse eğer bu özellikle, neden birazcık arkasına bakmayalım? Neden birazcık daha anlamayı ve daha derinden içselleştirmeye doğru adım atmayalım? Bu kadar seviyorsak asanaları, ne oluyor asanaların arkasında? Neler var, nereden gelmiş? Eka hasta bu can sana.
sürekli anlatıyoruz bir şeyler. Sürekli bacağını kaldır, indir, onu oraya getir, oradan da bunu yap. Halden hale geçiyoruz. Bir sürü şekile giriyoruz. Neden? İşte bu hikayeleri birazcık daha içselleştirebilirsek, biraz anlamaya çalışabilirsek, bilmem kaç bin tane tanrı ve tanrıça var. Hepsinin bir öğretisi var. Birazcık bakmaya gönüllü olabilirsek bizde çok güzel pencereler açıyorlar. Benim amacım bu program aracılığıyla bu pencereleri açmanıza aracı olmak. Bir vesile olmak sadece. Bunca öğreti yüzyıllar boyu bir şekilde gelmiş ve dinliyoruz, öğreniyoruz, aktarıyoruz. Çok şükür. O yüzden kendini derinleştirmeye niyet ettiğin yerlerin hakkını vererek olmasına niyet ediyorum ben de senin için ve kendin için. Dilerim bu engin, bu derin, bu güzel sistemin, bu güzel felsefenin içindeki o okyanusları keşfedebilecek yüreğimiz her zaman olur. Bazen korkarak, çekinerek, bazen deli cesaretiyle. Yeter ki kellemiz, başımız, bedenimizden kopmasın. Yeter ki bunların beraberliğini ve birliğini, benim ve senin arandaki ayrılığın olmadığını, ayrılıkların aslında sadece bir birliği coşkuyla yaşama keyfini sağlayabilmek için mevcut olduğunu hatırlayalım. Belki zaten sen Şavasana'ya yerleştin. Teşekkür ederim zaman ayırıp pratiği yaptıysan eğer. Bu program da 9 Mart'ta başlıyor. İlgini çekiyorsa böyle hikayeler, değişik asanalar, asanalara farklı farklı akışlar, yaratıcı akışlar, nefes çalışmaları, mudralar, bazen kriyalar. İlgini çekiyorsa birazcık daha farklı bir pencereden ve aslında yoganın bize sunduğu bütün tool'ları, bütün araçları kullanarak yogayı uygulayabilmek hayatın içinde ilgini çekiyorsa eğer seni programa bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Yeniden kavuşmak, görüşmek dileğiyle.